ailemiz olduğu için hep evde kalırız ve ev geniş olduğu için yani kılacak yerler var ve hep ailece kılıyoruz evde. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli izleyiciler, programımızın yeni bölümüyle yine sizlerin karşınızdayız. Bizleri yine kavuşturan Yüce Rabbimize hamdolsun. Kıymetli izleyiciler, Ramazan'ın son günlerine geldik. Biliyorsunuzdur, Kadir Gecesi Ramazan'ın son 10 gününde bulunmaktadır. Efendim, Allah ve Tebarek ve Teala ne güzel der Kur'an'da. Leyletul Kadri hayrun min elfi şer. Bu gece 1000 aydan daha hayırlıdır. Bu Kadir Gecesi çok önemlidir. Efendim, bu geceyi kaçırmayalım ve inşallah bu gecelerde uyanık olmaya ve daha fazla ibadet ve Kur'an okumaya gayret edelim. Kıymetli izleyiciler, bugünkü değerli misafirimiz Mali'den Woody. Kendisi bize Mali'deki Ramazan geleneğini anlatacaktır. Woody Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Ya sizler? Elhamdülillah şükür. Ramazan günleri nasıl geçiyor? Vallahi karantina olmasına rağmen iyi geçiyor yani. Elhamdülillah şükür. Woody siz Mali'den geliyorsunuz. Evet. Seyircilerimiz birçoğu Mali'yi bilmiyor. Mali'yi kısaca tanıtırsanız memnun oluruz. İnşallah. Tanıtmaya çalışırız. Öncelikle bütün Müslümanlara Allah'ın selamıyla selam olmak istiyorum. Vahiyya selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mali bildiği üzere Afrika'nın batısında bulunan bir ülkedir. Mali nüfusu olarak yaklaşık 20 milyon civarındadır. Müslümanlık açısından da tarihten beri Araplarla ticaret yaptıklarından dolayı Mali halkı çoğu Müslümandır. %95. %95. Evet, elhamdülillah. Çok şükür. Peki siz Türkiye ile nasıl tanıştınız böyle? Türkiye'nin Diyanet Vakfı'nın böyle bir bursu var. Bunu nereden bildiniz? Türkiye önceden tanıyordum. Osmanlı'nın Osmanlı ile ilgili mesela Osmanlı tarihte tarih derslerimizde okuyorduk. Osmanlı'dan sonra hemen Türkiye devleti oldu. Ama Diyanet bursu onun hakkında hiç fikrim bilgim yoktu. Bir hocamız vardı okulumuzda. Bu hocanın bir arkadaşı Türkiye'de okumuştu. O okuduktan sonra şimdi Mali'de çalışıyor. Ondan öğrendik yani. O hoca vasıtasıyla. Evet, peki, o vasıtasıyla. Söylediniz ki Osmanlı'yı biliyordunuz daha evvel. Mesela derslerinizde anlatılmıştır. Evet. Peki bu tarih derslerinde Osmanlı'dan buraya gelmeden evvel neler öğrendiniz siz? Bunlardan bahsedin. Pek çok şey öğrendik. Mesela Osmanlı'nın o zamanlarda en güçlü devlet olduğunu öğrendik. Bir de Müslümanlara çok yardım eden bir ülkeydi. Devletti. Evet. Peki Woody Bey, böyle ailenizden uzak bir Ramazan yaşıyorsunuz. Burada zor değil mi sizin için? Çok zor da ama zaman her şeyin ilacı olduğu için, alıştığımız için yani daha rahat oluyor şimdi. Maşallah. Peki sizin ülkenizdeki Ramazan'daki iftarlardan bahsedin. Sizin iftarlar nasıl oluyor? Türkiye ile farklı mı? Aynı mı? Evet, Türkiye'dekilerden farklı. Çünkü hem yemek açısında bir de yani şekli farklı. Bizde iftarlar da en çok iki şekilde yapılıyor. Bazılar camilerde yapıyorlar, bazılar da evinde yapıyorlar. Mesela biz Türklerde gördüğüm gibi şey yapıyorlar, iftar ile akşam yemeği aynı anda yiyorlar. Evet. Ama bizde öyle değil. Hemen hafif iyi yemeklerle oruçlarımızı açtıktan sonra camiye gidip namaz kıldıktan sonra yemek yiyoruz. Peki camide iftarlar oluyor mu yoksa evde mi yapıyorsunuz? Hep dediğim gibi hem camide hem evde yapanlar var. Ama camideki şöyle oluyor. İnsanlar evinde pişirip camiye götürüyorlar. Yani yardım için. Neredeyse daha evvel de birçok misafirlerimizden birçoğu da aynı şeyi söylemiştir. Yani bir özellik var. Bizde de aynı şeydir. Aynı işte. Evet. Peki böyle Ramazan mutfağından bahsedin. Ramazan'a has yemekleriniz, içecekleriniz veya şerbet bunlardan bahsedin. Bizde Ramazan için has bir yemek yok sayılır. Ama önceki yemeklerimizi
daha iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bir de belki bir yemek şey iftarda yiyoruz ama o yemek belki çok en çok sabahlarda yenildiği bir yemek iftarda yiyebiliriz ya da o yüzden akşam yemekleri. Peki teravih namazları nasıl oluyor? 20 rekat mı oluyor? Nasıl? Hatim ediyor musunuz teravih ile beraber? Teravih ile beraber. Teravih de iki şekilde yapılıyor. Mesela bazı camilerde uzun kılınıyor. Mesela 20 rekat. Bazılarında da 11. 11 vitirle beraber. Vitirle beraber evet. 8 evet 8 artı 3. Hatim indiriyorsunuz değil mi? Hatim evet. Her camide hatim var değil mi? Her camide değil ama çoğu camide öyle. Peki hatim böyle 30 gün sürüyor mu yoksa erken bitirenler de var? 30 gün sürüyor. 30 gün her evet. Camide. Evet. Yani kılınan camide. Evet. Peki sizde sahurlar nasıl oluyor? Neler yemiş sahurlarda? Sahurlarda da öğlendeki yediğimiz yemekleri yiyoruz. Yani ama ağır, en çok ağır yemekleri yiyoruz. Türkiye gibi kahvaltılık şeyleri yemiyorsunuz. Yok kahvaltılık değil. Evet, sahurlarda ayar. Peki teheccüd namazları nasıl oluyor ülkenizde? Teheccüd namazları camide kılıyor musunuz? Nasıl bunları anlatır mısınız? Teheccüd namazı şeyde teravihden sonra kılınıyor genelde zaten. Saat yaklaşık saat 1'de kılınıyor. En çok camilerde kılıyoruz. Evet. Kaç rekat? 8 rekat kılınıyor. Evet, peki teheccüd namazı ile birlikte hatim indiriyor musunuz? Yok, öyle yapmıyoruz. Ha. İstediğimiz yerlerden okuyoruz. Ha. Evet. Teheccüd ama her rekatta bir sayfa, yaklaşık bir sayfa, iki sayfa okuyorlar. Güzel. Ne kadar sürüyor peki? Ya, yaklaşık bir saat, iki, öyle. Peki, Huti Bey bizim soracaklarımız bu kadardı. Son olarak da sizin izleyicilerimize söylemek istediğiniz, iletmek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Değerli izleyicilere şöyle demek istiyorum. Ramazan ayı mübarek ayımız son günlerine kavuşmak üzere. Herkese bu son günlerinde içinde bulunduğu Kadir Gecesi'ni değerlendirmeye çalışalım. Daha çok ibadetler, daha çok iyilikler yapalım diyorum. Ve herkese kendine iyi bak. Hüdi ve bizleri kırmaya programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, kıymetli izleyiciler, programın bu bölümü burada sona ermiştir. Bölümü sonlandırırken en son olarak aklıma gelen bir sözü sizinle paylaşayım. Ne güzel der, alimlerle oturup kalkan alır mertebe, cahillerle oturup kalkan döner merkebe. İnşallah bizler kiminle oturup kalktığımızı çok dikkat ederiz. Evet, hepinize Allah'a ısmarladık. Görüşürüz.